Ne varıyorsun Medine? Allah'ım ya Rabbi. Tam ıslığın en heyecanlı yerinde gülmeye tutuyorum beni. Komik mi? Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ben Gülali. YouTube kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Çok çok eskilerden, çobanlık yaptığım yıllardan kalmış böyle ıslık şeylerim. Melodileri artık tutturamıyorum. Çünkü rahat 15 senedir tekrar yapmadığım şeyler bunlar. Ha bir ritim olarak, melodi olarak bir adı yok bunun. Tamamen içten gelen bir şey. Yani bildiğimizden değil. Sallıyoruz. Ya tutarsa diye. Gerek kilodan olsun, gerek antrenmansız olduğumuzdan olsun, nefes yetmiyor maalesef. Nasıl bir ses çıktı, biraz da rüzgar da var. Rüzgar da tam ağzıma doğru, yani benim yüzüme karşı vuruyor. Videoya çıkabiliyor mu bilmiyorum onu da. Yerde kuzular kalmış. Evet. İnşallah video rüzgarlı çıkmadı. Islık bir şekilde dinlenir de video haşırtı yaparsa hoş olmaz. Bugün günlerden ne biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şimdi söyleyince anlayacağınız zaten. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Önceki videolarda bahsettiğim üzere sizin de gördüğünüzden kurbanlık keçilerin, çebişlerin videolarını paylaşıyordum. Maalesef kurban pazarı tamamen fiyasko oldu. Elimizde patladı dercesine. Dercesine elimizde patladı dercesine yani. 30 davar indirdik. 9 tanesi anca satıldı. Zamanı Behr'in birinde 30 davara 310 bin gayme verdiler. Vermedik. Bundan bir buçuk ay önce diyeyim. Vermedik, kurbanda patlayacak dedik. Güzel olacak dedik. Son 5 gün kalaya kadar hala umutluyduk ama devletin başındaki yetkililer maalesef eti ithal edip Türk'ün malını, Müslüman'ın malını, Türkiye'nin malını, etini düşürdüğü zaman üreticiyi tamamen öldürdü. Otomatikmen yani il dışına giden kurbanlıkçılar olsun, il içerisindeki kurbanlıkçılar olsun, yüzde belki 20'si diyorum. Hadi bilemedin 30'u elindekini bitirdi. Onlar da daim hazır müşteri olanlar büyük ihtimal. Yani sağa sola kaçmayan müşterisi olan üreticiler. Ama bizim gibi küçük esnaflar maalesef için fiyasko oldu. Pazara inerken 3 yaşındaki seyisimize 18-17 düşünürken pazara inince 15'i görmez oldu. Bu da neyden kaynaklandı? Bu da işte etin düşmesi, ithal et girmesi,
kendi ülkemizdeki üreticiye darbe vurmak oldu bu. Hayırlısı, nasipten ötesi yok. Kurbanda değerlendiremedik. Rahat bir 50-60 tane. Yani 60. Önümdeki geçi 50 idi ama bir 10 tane de Olahlı geçinin içinde vardı. Böyle güzel damızlık, ekstra damızlık diye eylediklerim. Yani o 50 satılmış olsaydı onları da tezgaha sürecektik ama olmadı. Bırak onları. Elimizdeki davarın 5'te 1'ini, kurbanlık davarın 5'te 1'i anca gitti. Şimdi bu üretici ne yapacak? Tamam, tüketici için de bir problem ortadan kalktı. Ama neyin problemi kalktı biliyor musunuz? Sadece kurbanda vereceği bir, yani senede bir senelik, bir seneye mahsus bir kurbanlık fiyatının düşürme sebebinden dolayı, yani bu saatten sonra çoğu üreticiler, yani çoğu demeyeyim de böyle küçük esnaflar, küçük işletmeler bu işi daha yapmayacaktır. Çünkü yedirdiğine bakıyorsun. Ha, ben fazla bir şey yedirmedim. Birkaç 6.000 liralık bir 6.000 liralık yem yedim kurban hazırlığı için. Madovu oraya basana. Hey ho! Geri heslen, tamam mı? Seyidece koş. 6.000 liralık bir masraf, yem masrafı oldu. İşte bir de pazardan yer tutma masrafı. Geçeyim, geçeyim. Geliyorum, ha geliyorum, geliyorum. Lan! Geçi. Burada görüngü yesecek. Bah, 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 bah. En azından durdu. Çeviş. Dediğim gibi benim fazla bir yem masrafım olmadı. Bir işte 6.000 liralık bir yem masrafı. Zaten emek hepsine yapıyoruz. Onda bir sıkıntı, bir değişiklik yok. Öyle de iki kişi gidiyordu, böyle de iki kişi gidiyordu. Bir de pazardan yer tutma masrafı oldu. 6.000 lira ya. Yani şu an bunu Tokat için konuşayım. Yani var ya, şimdi bir örnek vereceğim. Herkesin uzaktan yakından bir tanışıklığı vardır. Sebze pazarı. Pazar pazarı derler ya hani. Pazar pazarına git. Önce ben Tokat'tan bahsedeyim şu anda. Pazar pazarı ne diyeyim size, 500-600 metre, belki daha fazla, ya belki 700 metrelik bir mesafe boyunca komple üzerini çelik kondisyon kapama yapmışlar. Yanlar açık. Buradan belediye bir kira alıyor mu? Almıyor. Ben şu an Tokat için konuşuyorum. Ama kurban pazarı olsun, hayvan pazarı olsun, hayvan pazarı her perşembe pazar oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam pazar günleri de ya da hafta sonunda pazar oluyor. Haftada iki sefer pazar kurulan, hayvan pazarı kurulan, inek, koyun, keçi vesaire, kömüş, bunların pazarı kurulan bir yere devlet böyle bir sistem yapıp da kirasını almıyor. Şu an kurbanlık için, kurbanlık işte kurban pazarında 10'a 4, 10 metre uzunluk, 4 metre genişlik sadece boş arazi. Orayı çizmiş, 4'e 10 parça parça çizmiş, sadece çizmiş bırakmış. Ve buna ne kadar kiralıyor alınıyor biliyor musunuz? 6.000 TL. Yani bugünkü, şu anki etin düşmüş durumuna bakarsan
en küçük çebişini, yani en küçük çebişini veya da en küçük kuzunu oraya kiraya vermek zorundasın. Bir de şöyle bir şey var. Zaten pazara gelen birçoğu, yani çoğunluk diyeyim, bu işi ta yıllardır yapan her sene 50-100 davar indirip 15-20 mal indiren bir esnaf düşünün. Bu adama bir yer yetmiyor, iki yer kiralamak zorunda. İki kiraya, iki yere 10.000, 12.000. Yani adam bir hafta önceden orayı kurmaya başlıyor. Yani rezillik desen, emek desen öyle böyle değil. Bir hafta önceden kuruma başlıyor. Ben bu sene için söyleyeyim. Ben orada kalmadım, babam kaldı. Yani var ya, kel, yani şurada bile ağaçlar var, tamam mı? Ama orada hiçbir şey yok. Böyle bir şey düşünün. Top sahası düşünün. Çimen değil tabi. Çakıl. Çakıldaşı döşeli. Top sahası gibi bir yer. Ne bir ağaç var etrafında, ne bir körgelik. Ya yağmuru var. Güneş zaten bu sene bu. Türkiye'den izleyenler için söylüyorum bunu. Yani bu 4-5 gün nasıl sıcak olduğunu siz biliyorsunuz. O sıcakta bu hayvanlar, yani çadır çekiyorsun. Tamam, kölgelik çekiyorsun ama suyu var önünde, yemi var önünde ama yani bu sıcağa ağaç kölgesi veya da büyük bir çelik kondisyon kölgesi olmadığından hayvanlar yani acayip bir şekilde stres, efendime söyleyeyim. Yani hayvanların birçoğunu ben kısa süreliğine gittim geldim. Yani sadece isteklerini götürüp geldim. Öyle beklemedim fazla. Hayvanların dilleri dışarıda yanmış. Su var önlerinde ama ne çare. Yani suyu iç hiçbir yere kadar. Yani inşallah beni burada Tokat belediye başkanı, yeni belediye başkanı duyar. İnşallah buna bir çare getirir. Fikrin büyük küçüğü olmaz. Fikrin kimden geldiğinin bir önemi olmaz. Yani tamam, sen buradan zaten kira alıyorsun. Yani kira alınmayan pazar pazarına, sebze pazarına bile böyle bir sistem yapıyorsun. Ha diğer günlerinde otopark olarak kullanılıyor. Ama Allah var, şimdi ondan o otoparktan kira alınıyor mu alınmıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal alınmıyor. Çünkü ne bir bekçisi var, ne bir kulübesi var, ne bir görevlisi var oranın. Ben görmedim şahsen. Böyle hayvan pazarına böyle bir sistemi yap. Yani 6.000 değil 8.000 al ya. Adamın zoruna gitmez, şeyine gitmez. Yanları açık olsun, üstü kapalı olsun yeter ya. Ya da yanlarını da kapat. Ortayı sadece her girişe, işte her 5 metreye 10 metreye diyelim bir bölme yap. Her şeye bir kapı yap. Yani bu çünkü getirisi olan bir şey. Kendi kendini ödeyebilen bir şey. Kiraya vereceğin bir şey. Bu milleti bu eziyetten yani kurtarmak için iyi bir şey bu. İyi bir fikir. İnşallah belediye başkanı kurban almaya gitmiştir. Oradaki o şeyliği görmüştür. Bu seneki belediye başkanı yeni değişti. İnşallah bir farkındalık yaratır. Bizim üreticimizi de almaya gelen tüketicimizi de yani bir büyük bir kolaylık sağlar. Kurban maalesef böyle geçti arkadaşlar. Rabbim herkesin kazancını bol eylesin, helalinden eylesin. Helal yoldan kazanmak nasip etsin. Herkes alın terinin hakkını alabilmeyi nasip etsin Rabbim.
Yani bu işler kolay değil. Bayramınız mübarek olsun. Allah nice nice bayramlara çıkmayı nasip etsin inşallah. Bütün İslam aleminin bayram Kurban Bayramı mübarek olsun. Bugünlük diyeceklerim, anlatacaklarım, göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah sıkıcı bir video olmamıştır. Yani geçişten tam yakın bir çekim alamadım konuşmaktan. Hacı Ahmet bugün izinli. Bayram izni var. Arkadaşlarıyla gezmeye gittiler. Daha doğrusu gideceklerdi, hala köydeydi. Gezsin. Gezsin, tozsun. İçinin şeyini atsın. Enerjisini, şeyini, hevesini atsın. Davara daha odaklı. Daha güzel güder inşallah yani. Böyle arada bir değişiklik şart. Ne iş yaparsan yap, hep aynı işi yaptığın zaman biz bir yerden sonra artık robotlaşıyorsun. Rabbim hakkımıza hayırlısını versin inşallah arkadaşlar. Daha güzel, daha özel, zararlı olmayacak şekilde, bir şeylere zarar vermeyecek şekilde aksiyonlu videolar çekmek de nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.